Merhaba arkadaşlar, Ören Bayan YouTube kanalına hoş geldiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dileyerek bugünkü modelimize başlayalım. Bu videoda sizlere buğday başağı örgü modelini göstermek istiyorum. Kullanacağım ipim Ören Bayan Madame Coton, 100 gramlık bir yumak, 280 metre, %49 pamuk, %51 akrilik, renk numarası 21, kullanabileceğiniz şiş numaraları 3, 3,5, 4 numara. Ben 3,5 numara kullanacağım. Şimdi hazırsak modelimizin yapımına başlayalım. Buğday başağı örgü modelini ben burada 22 ilmek üzerinden uyguladım. 3 ilmek düz, 2 ilmek ters. Kenarlara ikişer ilmek verdim. Ortalarda ikişer tane ters var. Arzu ederseniz siz bunu 1 ilmek ya da daha fazla aralık olmasını isterseniz 2, 3, 4 şeklinde devam edebilirsiniz. Model 3 ilmek üzerinden yapılıyor. Kullanacağım örgü teknikleri düz örgü, ters örgü, alt ilmekten uzatmalı ilmek çıkartma, sağ yatık kesme, sola yatık kesme tekniklerini kullanacağım. İlk 4 sıramı modelin tabanını oluşturmak için öreceğim. Ben şişime toplam 22 ilmek atıp bir diş haroşamı ördüm. Arka yüzdeyim ve modelimi uygulamaya başlıyorum. İki düz, kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ben. Üç ters, iki düz, üç ters. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi iki düz, üç ters örüyorum. Sıra sonunu iki düz ilmeğimle bitiriyorum. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi gördüğüm gibi düzü düz, tersi ters örmeye devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmüyorum. 2 ters, 3 düz. 2 ters, 3 düz. Arka yüzdeyim. Tekrar ilmeklerimi gördüğüm gibi düzü düz, tersi ters örüyorum. Ön yüzdeyim. Toplam 3 sıramı ördüm, tabanımı oluşturdum. 4. yüzde, ön yüzde ise modelimi kurmaya başlıyorum. Kenar ilmeğimi örmüyorum. Ters ilmeğimi örüyorum. Şimdi buradaki 3 tane ilmeğimin ortasındaki ilmekten 1, 2, 3. ilmeğin içinden uzatarak ilmek çıkarıyorum. Mümkün olduğunca uzun tutarsanız kasma yapmaz. 3 ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar aynı alttaki ilmekten yeniden uzatmalı bir ilmek çıkarıyorum. Mümkün olduğunca uzatıyorum. 2 ters ilmeğimi örüyorum. Tekrar ortadaki 3 ilmeğe geldim. Ortadaki ikinci ilmeğimin 1, 2, 3. ilmeğinden tekrar ilmek çıkartıp uzatıyorum. 1, 2, 3 düz ilmeği örüyorum. Tekrar aynı ilmeğin içinden alttan uzatmalı ilmek çıkartıyorum. 2 ters ilmeğimi örüyorum. Daha yakından göstereceğim. 1, 2, 3. alttan ilmeğimden uzatmalı ilmek çıkartıyorum.
1, 2, 3 düz örüyorum. Tekrar aynı ilmeğin içinden bir tane daha uzatmalı ilmek çıkartıyorum. 2 ters. 1, 2, 3. Uzatıyorum. 1, 2, 3 düz. Tekrar aynı ilmekten uzatmalı ilmek çıkartıyorum. 1, 2 ters. Böylece ilk sıramı örmüş oldum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde ilmeklerimi gördüğüm gibi düzü düz, tersi ters. Uzatarak çıkarttığım ilmeği ise örmeden sağ şişime aktarıyorum. 1, 2, 3 ters ilmeğim. Uzatarak çıkarttığım ilmeğimi sağ şişime aktarıyorum. 2 düzümü örüyorum. 2 şişimi alıyorum. Uzatarak çıkarttığım ilmeğimi. 3 ters. Tekrar sağ şişime aktarıyorum. Arka yüzdeki bu sıramı da böyle örerek sıra sonuna gidiyorum. Ön yüzdeyim. Modelimin 3. sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmüyorum. 1 ters. Şimdi sağ ve sola yatık kesmelerimi uygulayacağım. Burada uzatarak çıkartmış olduğum ilmeğim var. İlmek sayılarımın artmaması için burada kesme yapıyorum. İlmeğin yönü düzgün geldiği için ikisini bir alarak düz örüyorum. Ortadaki ilmeğimi düz örüyorum. Ve tekrar burada kesme yapmam gerekiyor. Gördüğünüz gibi buradaki ilmeğim ters geliyor. Bu ilmeği düz örer gibi yaparak her ikisini de bu aradan girip düz örgü örüyorum. Böylece ilmeklerim sağa ve sola yatık kesilmiş oluyor ve düzgün geliyor. 2 ters. Sonradan çıkarttığım ilmekle birlikte bir düz ilmeğimi beraber alıp sağ yatık kesiyorum. Ortadaki düzümü örüyorum. Buradakini de sola yatık kesiyorum. Böylece ilmek sayılarım ne artıyor ne azalıyor ve modelim de ortaya çıkmış oluyor. Gördüğünüz gibi. 2 ters. 2 ilmeğimi birden düz örgü örerek sağ yatık kesiyorum. Ortadaki ilmeğimi örüyorum ve sola yatık kesmemi yapıyorum. Başlangıçta 22 ile başladığım ilmek sayımı böylece korumuş oluyorum. Sıra sonundaki ilk tersimi de örüyorum. Böylece modelimin 3. sırasını da tamamlamış oldum. Şimdi arka yüzdeyim. İlmeklerimi gördüğüm gibi düzü düz, tersi ters örmeye devam ediyorum. Ön yüzdeyim ve modelimi yeniden kuracağım, yeniden uygulayacağım. Kenar ilmeğimi örmüyorum. Bir ters. Hemen ortadaki ilmeğimin 1, 2, 3. sırasından ilmek çıkartıyorum uzatarak. 1, 2, 3 düzümü örüyorum.
tekrar aynı ilmeğin içinden bir tane daha uzatarak ilmek çıkartıyorum. 2 ters. 1, 2, 3. ilmeğin içinden ilmek uzatıyorum. 1, 2, 3 düz ilmeğimi örüyorum. Tekrar aynı noktadan bir ilmek daha uzatarak çıkartıyorum. Sıra sonuna kadar bu işlemi tekrarlayarak devam ediyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde ilmeklerimi gördüğüm gibi öreceğim. Fakat uzatarak çıkartmış olduğum ilmeğimi sağ şişime örmeden alacağım. 1, 2, 3 ters. Örmeden sağ şişimi alıyorum. 2 düz. Uzatarak çıkarttığım ilmeklerimi sağ şişime örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi gördüğüm gibi düzü düz, tersi ters örerek bu sırayı tamamlıyorum. Ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmüyorum. Bir ters ilmeğimi örüyorum. Şimdi burada ilmeklerimi yeniden kesmeye devam edeceğim. Sağ yatık kesmemi yapıyorum. Ortadaki ilmeğimi örüyorum. Sola yatık kesmemi yapıyorum. Burada sizin ilmekleriniz ters geliyor olabilir. O zaman ilmeklerinizin düzgün gelmesi için onları çevirmeniz gerekebilir. Önemli olan ilmeklerin yönlerinin düzgün görünmesi. Buna dikkat ederek kesmelerinizi yaparsanız modeliniz bozulmamış olur. Sıra sonuna kadar bu şekilde örmeye devam ediyorum. Arka yüzdeyim ve 4. sıradayım. Modelimin 4. sırasını uyguluyorum. İlmeklerimi gördüğüm gibi düzü düz, tersi ters örerek sıra sonuna gidiyorum. Ön yüzdeyim. Gördüğünüz gibi modelim ortaya çıktı. Bu tarif ettiğim şekilde modelimi örerek uzatacağım ve son halini göstereceğim. Buğday başı örgü modelimin ön yüzden görünümü bu şekilde. Arka yüzden de böyle görünüyor. Çok güzel bir model. Uygulaması da oldukça basit. Çok zor gelebilir en başta fakat yaptıkça kolay olduğunu anlayacaksınız. Kullandığım ipim Ören Bayan Madame Coton'un pek çok rengi mevcut. Benim şu anda kullandığım mor şu 21 numara. Zamanla bütün renkleri kullanacağım. Örmesi çok zevkli. Mutlaka denemelisiniz. Tavsiye ediyorum. Bebekleriniz için yapabileceğiniz atkı bereler, yelekler, hırkalar, kendiniz için yapabileceğiniz pek çok şey var bu iple. Dokusu o kadar güzel yumuşacık ki eminim siz de örmeye başladığınız zaman bu ipten vazgeçemeyeceksiniz. Bugün sizlerle buğday başı örgü modelinin yapımını öğrendik. Yapan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Bizi Ören Bayan Instagram hesabından takip etmeyi ve YouTube kanalına abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın.